Yeşil Koltuk programından herkese iyi haftalar. Ben Öyüp Yıldız, stüdyodayım. Birazdan Hasan Bek aramızda olacak. Telefon attığımızda da Can Çobanoğlu var. Can abi hoş geldin. Selamlar Öyüp. Bizi yolda dinleyen herkese de çok selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Bugün İstanbul trafiği maalesef çok kötü. Onun için Hasan Bek'in yolda oluş neden olduğunu da gayet iyi biliyorum. Geçen hafta biliyorsun Can abi ben maalesef biraz geç kaldım trafik yoğunluğundan dolayı. Evet ama bugün ekstra yani geçen hafta da çıldırmıştı trafik. Hele senin geldiğin istikamette o gün bir çalışma vardı ve köprüyle ilgili bir sıkıntı yaşanmıştı. Ama bugün tahmin ediyorum ki şu anda ben TEM otoyolundaki bir arkadaşım aradı biraz önce. Ki Hasan'ın geliş istikameti de oradan Sarıyer'e doğru. İstanbul bugün çıldırmış dedi. Tarife herhalde olsa gerek. Dolayısıyla bizi yolda dinleyenler veya izleyenler internet üzerinden dinleyen arkadaşlarımız da sakin olsunlar. İstanbul böyle maalesef. Bugün okullarında biliyorsun önemli bir kısmında çocuklarımız özellikle birinci sınıf ve birinci sınıf öncesi yani ilk öğrenim öncesi anaokulundaki çocuklarımızın bugün ilk okul günleriydi. Onlara da eğitim hayatlarında sağlıklı, sıhhatli, başarılı, zihin açıklığında ve hem kendilerinin geleceğini hem de ebeveynlerinin yüzünü güldürecekleri bir eğitim yılı diliyoruz hep birlikte. Herkese de bir kez daha iyi günler, iyi yolculuklar, güzel günler dileyelim. Şimdi Can abi interaktif yayın yapıyoruz. Özellikle sen gelen mesajlar konusunda çok hassassın. Çobanoğlu evet. Alt çizgi Can. Twitter adresin. Eyüp Yıldız ve Hasan Bek yine birleşik yazıyorsunuz. Twitter adreslerimiz. Bize buradan mesajla katkı verebilirsiniz. Heyecanlı, bence güzel bir haftayı, biraz da tartışmalı bir haftayı geride bıraktık. Bunları konuşacağız ama iki gün boyunca Ayvalık'ta maalesef ormanlarımız yandı yine Can abi. Biraz söndürmesi de zaman aldı. Bu arada Hasan Bek de stüdyolarımıza geldi. Ne diyeceksin bu yangınla ilgili bir yorum yapmak ister misin Can abi? Şimdi geçen hafta Hatay'daydım. Hatay'da Amanos Dağları'nın olduğu bölgede çok ciddi anlamda yangın oldu ve orada endemik bitkiler ve doğal hayatta çok önemli yaşayan canlılar vardı. Aşağı yukarı 4 ila 5 gün arası sürdü yangın ve maalesef insanın içi yanıyor. Ben de orada olduğum için çalışmaları da kısmen takip ettim, gördüm. Ancak yanan alanı daha sonra drone çekimleriyle, üstten çekimlerle gördüğümde hakikaten doğa bizden bunun intikamını mutlaka alacaktır diye düşünüyorum. Şu özellikle piknik yapıyoruz adı altında illa mangal yakarak, illa ateş yakarak veya cam şişeleri, kırık şişeleri bu mevsimde özellikle Ege bölgesinde, güneydoğu güney bölgelerimizde ormanlık alanlara atmayalım. Biliyorsun onda ışık yansımalarıyla, güneş ışıklarıyla, ışınlarıyla ısınıyor ve ağaçları maalesef özellikle çam ağaçları, kozalaklar alev alıyor ve onlar patlayarak diğer alanlara yayılıyor. Önlemesi çok zor bir yangın. Şimdi de canım güzelim Ayvalık ki orada olan insanlar, bizi dinleyenler varsa onlara da sık sık ziyarete giderim Ayvalık tarafına da. Müthiş temiz havasıyla, doğasıyla bütün dünyaya hayran bırakacak yerlerdir. Biz değerlerimizin kıymetini bilmemiz lazım. Bunlar hepimizin değeri. Yani biz sadece binaya baktığımızda burası bizim zannediyoruz. Köprüye bakıyoruz, güzel eser diyoruz filan. Ama Allah'ın bize verdiği güzel eserleri maalesef görmüyoruz. Görmezden geliyoruz. Sonra dönüyor, dolaşıyor. O bizim onlara yaptığımız kötü davranışlar veya dikkatsizce onları yok edişimiz bizden başka türlü intikamını alıyor. Bunu daha önce Giresun'da da konuşmuştuk hatırlıyorsan. HES, 39 tane HES yapılıyordu. Ya yapmayın etmeyin dedik. Geldi sel bastı. Allah korusun hiç istemediğimiz bir mahalle olduğu gibi ortadan silindi. Bir diğer mahalle çok ağır hasar aldı. Rize'de aynı şey oldu. Trabzon'un belli ilçelerinde aynı şeyler oldu. Dolayısıyla daha dikkatli olalım. Doğaya karşı, canlılara karşı dikkatli olalım. Geçen hafta benim katılamadığım programla sevgili Hasan Bek ve sen program yaparken bir canlıyı, bizim yaşam ortağımızı arabasının arkasında sürükleyen hadsiz, hayasız, ahlaksız ve dengesiz bir insana benzer bir mahluk gördük. Onu da protesto ettik.
Hayvanlarımıza da dikkat edelim. Biz bunları niye söylüyoruz? Bunları niye anlatıyoruz? Eğer bu dünyada biz yaşam ortaklarımız ve dünyada sadece kendimize ait değil paylaşacak bir sürü canlı olduğunu bilebilirsek daha mutlu, daha yarınlara göre, daha yarınlar için aydınlık bir dünya inşa etmek isteriz. Öyle de olması lazım. Bütün derdimiz bu. Yoksa çok kolaydır onu da vurun, bunu da kırın demek. Tam da bitirirken şunu söyleyeyim. Hayvan hakları yasası mecliste bekliyor. Niye çıkmadığını da izah edebilecek bir tane orada maaş alan milletvekili yok. Değil. Peki. Sorun varsa sorulara geçelim. Hatta peki geçelim. Hasan abi geldi bu arada. Abi hoş geldin. Hoş bulduk canım. Sen konuşurken Hasan abi de not alıyor. Yani senin söylediklerini not alıyor. Önemli bilgiler çünkü bunlar. Ama çok güzel, çok heyecanlı bir haftayı geride bıraktık. Tartışmalı pozisyonlar da var. Bugün Fenerbahçe-Hatay Spor karşılaşması birazdan başlayacak. Hasan abiyi tebrik etmek istiyorum Can abi. Nedenini merak ediyorsan çok kısa açıklayayım. Ediyorum. Yani Beşiktaşlardan çok tepki aldı ama dedi ki maçtan önce benim izlediğim Beşiktaş Antalya Spor karşısında çok zorlanır. Bence kazanamaz dedi. Gerçekleşti. Başakşehir-Galatasaray mücadelesinde ise Galatasaray'ı çok beğeniyor Hasan Bek. Ben sana söyleyeyim. Yine. Doğru. Oyununu çok beğenmiş. Galatasaray kazanır dedi. O da oldu. Hasan abi tebrik ediyoruz seni. Can abi şimdi bu Eyüp Yıldız biliyorsun cumartesi pazar program yapıyor. Ben köşe verdim sana. Corner. Bir corner vardı sağ olsun. Ondan sonra 7'ye 7 ufak ama. Ondan sonra 3'e 7 21 neyse uyuyor. 2'ye 7 ne ufak bir corner. Neyse. 12.5 1 arası. 12.5 1 arası. Tabii bu, Eyüp Yıldız'a tabii sonuçta önemli bir iddia fenomeni. Teşekkür ederim. Olduğu için tabii insanlar da dinliyor Eyüp'ü. Efendim neymiş? Beşiktaş'a çok güveniyormuş. Dedim ki Eyüp bak şimdi bir sürü insan burada seni dinliyor. Beşiktaş'ı sana söyleyeyim. Sen dedim Trabzon'un 3-1 yendiği maça bakma. 3-1 de bu maçı kaybedebilir. Beraber de bitebilir. Rus ruleti. O işe hiç girmesinler dedim. Çünkü baktığında Beşiktaş hani sıradan avaraj bir atıyorum Alanya'dan kadro olarak, kadro kalitesi olarak Göztepe'den veya bilmem çok bir farkı olan bir takım değil. Kadro kalitesini iyi bir Anadolu takımı gibi. İyi bir hallice. Çok da iyi bir Anadolu takımı değil. Şimdi Başakşehir kadar değil, Fenerbahçe kadar değil, Galatasaray kadar değil, Trabzon'dan iyi. İdare eder. Hatta Trabzon'dan da iyi değil ama Sergen'in aklıyla yani oyun zekasıyla Sergen Yalçın'ı yendiler. Ya döndü Galatasaray dedi ki şu an dedi Başakşehir'in dedi oranı çok yüksek dedi. Şey Galatasaray'ın oranı yüksek. Dedim ki vallahi dedim işte varsa parası olan gitsin dedim Galatasaray alsın. Çünkü Galatasaray bu maçın net favorisi. Neden? Çok diri bir takım. Şimdi tabii o anda favori şeydi Başakşehir'de maçın favorisi dünkü maçın. Şimdi böyle ya insanlar hani parası çarçur olmasın diye bir takım aldanmasınlar diye. Güzel bir Sergen Yalçın demişken güzel bir son dakika haberi var. Hocamızın COVID-19 testi negatife dönmüş Can abi. Şimdi Hasan bitirdiyse bu konuyla ilgili de bir şey söyleyeceğim Sergen hocayla. Sergen benim milli takımlardan futbolcumdu. Kendisiyle uzun süre birlikte çalıştık. Kendine özel, şahsına özel bir karakterdir. Ben çok severim. Değişik ve renkli bir kimlik ve kişiliği vardır. Ayrıca futbol zekası, beyin-ayak relasyonu son derece gelişmiş bir futbolcuydu. Onun oyun içerisindeki yaptığı veya yapmak istediklerini eğer anlayabilirseniz Sergen çok büyük bir değerdir. Antrenör olduğunda da belki Sergen için kenarda dururken ya çok umursamıyor vesaire işte çok da oyunun içinde değil gibi yorumlar yapan arkadaşlar görüyorum. Bunlar yanılıyorlar. Sergen en önemli maçta bile sanki oyunun içinde değilmiş gibi davranırdı ama içindeki ateşi ben bilirim. Ne kadar önem verdiğini ve içinde ne kadar büyük bir hırs ile o maça asıldığını bilenlerden biriyim. Dolayısıyla önemli bir faktördür Sergen Hoca'nın yetiştiği camiada kulübede teknik adam olarak durması. O kararı da doğru verdiler. Hafta içinde de kendisiyle konuştum. Covid testi pozitif çıkmıştı. Bir daha pozitif çıkmıştı. Yardımcısı Murat Şahin'le de konuştum. Murat kardeşimden de önemli bilgiler aldım. Yani biraz uzun sürecek gibi duruyordu. İnşallah negatif çıkar diyordu. Ama herhangi bir şey hissetmediğini de ilave etmişti işin aslı. Yani ben test olmasam COVID olduğumu dahi farkında değildim dedi bana. Gözüken o ki bir negatif şimdi bir test daha yaparlar büyük ihtimalle 2 gün sonra. Orada da negatif çıkarsa inşallah sahaya arkadaşlarının yanına döner.
Ama Sergen Hoca'nın sahaya dönmüş olması Beşiktaş'ta işlerin yoluna girmesi anlamını taşımıyor. Hatay'ın tespitleri son derece doğru. Can abi. Efendim Hasan. Şimdi şöyle. Beğendin yani Hasan abinin analizlerini. Sağ ol Can abi. Çok artık ısı haritalarından, koşu mesafelerinden falan bahsetmeye başladı Hasan Bey. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bir Sangare transferi vardı. Nazım Sangare. Nazım Sangare. Çok güzel anlattı. Eyüp. Eyüp dedi ki şimdi bana Beşiktaşlar kızıyorlar. Dedi ki sana çok kızıyor Beşiktaşlar. Ya dedim ki sen dedi işte Hasan Bek dedi burada dedi kulüpler iyi olsun diye yorum yapıyor. Ya yok dedim ben kimse iyi olsun diye bir yorum yapmıyorum. Ben neyse onu söylüyorum. Benim öyle bir misyonum yok. Ben bakıyorum seyrediyorum ya hani şimdi bir doktor var gelir hasta bakar adam bir ay ömrü kalmış. Ya der ki sen çok geçeceksin. Ben öyle bir tip insan değilim. Ya derim ki sen bir ayda gidersin. Şimdi bazı hasta da var gelir der ki mesela kardeşim bak şunu yapma. Bir reçete verir ben de bu reçeteyi yaparsan şimdi doktor der ki bunu yaparsan daha iyi. Ben derim ki bak bunu yaparsan yaşarsın bunu yapmazsan ölürsün. Net söylerim. Şimdi Beşiktaşlar dedi ki sana kızıyor. Dedim ki Eyüp niye kızıyorlar? İsa dedi ki sen dedi Beşiktaş dedi böyle diyorsun şöyle diyorsun bak dedim. Beşiktaş'ın şöyle bir meselesi var. Bu arada Beşiktaş'ta konuşmuş oluyoruz. Nedir meselesi? Beşiktaş'ın 3-5 yıl. 3-5 yıldan bahsediyorum. Bir maddi meselesi var. Para meselesi 3-5 yıl sürecek. Yani evet. Sabahtan akşam veya bu sezon bitmeyecek. Ve dedi ki şampiyonluk yarışı. Şampiyonluk yarışında ilk 3'te bir kere mümkün değil. O yarış geçen sene ayrıydı. Bu sene bak Galatasaray'ı görüyorsun değil mi Eyüp? Evet. Evet şimdi bak. Çok iyi oynuyor. Yani şimdi bu Galatasaray Fenerbahçe iyi bir kadro kurdu baktığında. Başakşehir'in dün yenildi ama böyle bir uyuşukluk var ama kadro iyi. Toparlayacak kendini. Şimdi bu üçünü Trabzon'un durumu o muallakta. Belli değil. Neyse ama şimdi bir Kasımpaşa var. Şimdi Can abi şimdi baktığında mesela geçen hafta ilk hafta 10 takımın 3 puanı vardı. 10 takımın da 0 puanı vardı. Çok enteresan evet. Bir lig başlangıcı oldu. Evet. Yani 10 takım birinciydi. 10 takım da sonuncuydu. Yani 1 ile sonuncu arasında yani öyle bir mesafe vardı. Şu anda bu hafta an itibariyle iki takımın 6 puanı var. Biri Galatasaray, diğeri Alanyaspor. Sonra Fenerbahçe bugün kazanırsa an veya Hatay kazanır. Şu an, Hatay da tabii an itibariyle söylüyoruz şu anda. Tamam. Onu sonra konuşuruz zaten. Bu maçın kazanı da eklenir diye ben de son dakika çok teşekkür flash ediyorum. Bilgi geçiyorum yani. Şimdi dedi ki bana Beşiktaşlar sana kızıyor. Evet dedim kızıyorlar. Peki ne yapabilirim? Ben bir şey yapamam dedim. Şimdi diyeceksin ki ya niye Beşiktaş için böyle söylüyorsun? Ya 3-5 yıllık bir ciddi bir problem var. Şimdi Ahmet Nurçebi geldi. 10 milyon dolar verdi. Hadi bir 10 daha verdi. 20 ne yaptı? 150 milyon TL yaptı değil mi Can abi? Evet. Ne olur hani böyle bir dişinin kavuğunu doldurmaz Beşiktaş'ın. Bir gelir var mı? Sıfır. Borçlar 10 yıl ötelendi. Ama gelir yok. Şimdi Souza'yı aldılar. Katar'dan. Şimdi dedim ki bu Brezilyalı. Akşam eve gittiği zaman ilk ay yani Beşiktaş için Kasım, Aralık enteresan geçer. Daha da zorlaşacak. Niye? Soracak eve gidince o Brezilyalı'nın sorar. Eşi soracak hanımı. Ya Souza diyecek. Parayı aldın mı? Yo. Şimdi geçen sene Bankalar Birliği'nden 250 milyon TL Ağustos ayında almış haliyle hocasının nedir hocası? Hocasının ve oyuncuların Pepe zaten Pepe baktı. Ekim ayında tesislerde herkese bağışış dağıtarak dedi ki ya hadi bana böyle bir şey yapmayın dedi. Tek taraflı feshetti gitti. Vida gibi. Vida Hırvat. Pepe parayı da kazanmış. Real Madrid'de oynamış. Bunu yaptı. Fakat Aralık ayı, Ocak ayı geldiğinde şu gözüktü. Hiç kimsenin parası ödenmemiş geçen seneki 250 milyon TL'de para almışlardı Bankalar Birliği. Şimdi Ahmet Nurçebi geldi 10-20 verdi mi Eyüp? Evet. Verdi. Bir 10 daha vermez abi ama bir gider var. Şimdi mesele şu Beşiktaş'ın yani bir huzur nasıl olacak? Büyük dalgalanmalar var. Bir kara deliğe girmiş durumda. Şimdi Kasım ayı geldiğinde hala maaş ödemediyse veya Ekim ayının sonunda sen o Brezilyalıları oynatamazsın. Bu bir. İkincisi şimdi Sangare transferi var. Neydi arkadaşın adı? Nazım Sangare. Nazım Sangare. Sangare'ye bakma. Türktür Can abi. Milli futbolcudur. Şimdi ben biliyorum. Şaka diyorum. Tabii ki. Şenol Hoca bilmiyordu. Şenol Hoca'ya gönderme Hoca yaptı. Bilmiyordu. Ona gönderme yaptı. Yok, ya estağfurullah. Şaka yapıyorum. Ben Can abi bildiği için şey yapıyorum. Espri yapıyorum. Can abi. Can şimdi, abi GBT'sini bile almıştır. Tabii ki. İlla. Şimdi
şimdi Beşiktaş'ın zorluğunu anlatıyorum. Şimdi dün akşam iyi bir Beşiktaşlı kongre üyesi, divan kurulu üyesi, genç bir arkadaşım, en genç divan kurulu olmuş. Çok da önemli bir Beşiktaşlı. Dün konuşuyoruz. Abi dedi. Ya dedi. Şimdi de bir Beşiktaş'ta bir sıkıntı vardı, camia dedi. Çok içinde dedik. Şimdi şöyle bir mesele var. Nazım'la alakalı bir teklifte bulunuyor Beşiktaş dedi. Sonra dedi tamam diyor işte Antalya falan. Sonra dönüyorlar diyor ki ya biz çok dedik. Yeniden bir teklifte bulunuyor. Şey de dedi çok dedi tabii bunu olunca dedi tabii Ali Şafak Öztürk'e bunu söylediğin zaman dedi. Onu söylediğin zaman zaten ciddiye de seni almıyorlar. Mesele de böyle bir itibar problemi var dedi. Ya sıkıntı burada yoksa dedi pazarlık edersin almazsın dedi. Şimdi Ali şeye Eyüp'e dedim ki baktım Nazım Sangare nasıl transfer oldu? Şimdi ben Ali Koç'um ya Can abi. Aradı. Ali Şafak Öztürk'ü cebinden arar. Der ki Ali'cim nasılsın? İyiyim. Ali abi der. Başkanım iyi der. Bu kadar. Ali Şafak Öztürk bu arada kim? Antalya Spor Başkanı. Ne iş yapar? Petrolcü. Türkiye'nin en önemli gruplarından bir tanesinin patronu, evet. Sahibi. Babası şu anda Koç'la birlikte olan şirketin yönetim kurulu başkanlığına devam ediyor. Tabii. Ama çok yani, önemli, çok ciddi Antalya'da otelleri olan müthiş. Otelleri var, tekstil işleri var, petrol işleri var. Tabii, çok önemli bir aile. Çok o önemli. Hem annesi hem babası. Tabii, çok önemli bir iş adamı. Genç ama evet. Kuvvetli bir iş adamı. Kuvvetli evet, bir iş ayrıca adamı. Ayrıca da Londra'da okuduğu süreç içerisinde hani benim diyecek scout'un birikimine sahip olacak kadar futbolla ilgilenen bir başkandır Ali Şafak. Ben sana ve bizi dinleyenlere de böyle bir geçmişiyle ilgili bilgi de vermiş olayım. Biliyorsun. Yani öyle damdan düşen biri değil. Değil. Bir de şu bazı var. kulüplerin enteresan yapılanmaları ve yapıları var. Mesela bunların içinde bir tanesi daha var. Çalışan hocalarla konuştum. Bunu da çok kimse bilmez. Siz ilk defa bizim programda söyleyelim. Alanya Spor'un müthiş bir scout ekibi var. Scout ekibinin başındaki kişi de kulüp yöneten birinin oğlu. Ama oğlu diye bakma, çok doğru karakter koyarak takıma, doğru işler yaparak yürüyorlar. Onun için Alanya Spor'a tesisleşmesini de tamamladığı için Alanya Spor'da dikkat edersen, hocası daha ligin yeni teknik direktörlerinden bir tanesi olmasına rağmen, Çağdaş da benim hem oyuncum hem de sevdiğim bir aynı stoperliğindeki düz oyunu gibi düz bir kardeşimizdir. Çağdaş'ı aldılar, koydular ve Alanya Spor 2 maçta 3'er puan çıkararak 6 puanla şu anda ligdeki iyi giden takımlardan biri oldu. Şey anlatayım mı Can abi? Nazım Sangare'nin transferini anlatayım mı? Yarıda kaldı bak. Oradaki diyaloğu gerçek şimdi, kesit vardı eskiden. Ben Ali Koç'um ya. Varken, aradım. Ali'cim nasılsın? Ali abi, Ali Başkan, iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz falan. Var mı bir şey? İyi falan. Ya şu Nazım nerede? Abi dişlerini fırçalıyor arkada. Ya senden rica etsem o ilk uçakla İstanbul'a gelebilir mi? Alalım onu. Tabii abi, ne demek? Ne yapacağız bunu? Ya abi, lafı mı olur? Tamam, sonra bir para şey yaparız. Bu kadar. Şimdi böyle bir başkan var bir kulübün karşısında. Şimdi Beşiktaş'ı anlatıyorum. Böyle bir durum var yani şimdi. Diyorlar ki Beşiktaş nasıl olacak? Ya Beşiktaş para teklif etmiş. Sonra verdiği paradan vazgeçmiş. Şimdi ciddi bir sıkıntı var. Bu hani bunu şey için söylemiyorum. Beşiktaş yönetimini eleştirmek için söylemiyorum. Büyük bir dar açmaz da. Şimdi kalkıp Beşiktaş'a diyorlar ki efendim onu al. Ya zaten Beşiktaş'ın tüm haklarını Fikret Orman yani vardır ya. Hani köprüler yaptırdık ya gelip geçmeye. İşte evet. 30 yılına. Neyse şimdi tüm haklarını abi Fikret Orman bozdurmuş. Beşiktaş'ın gelecek 10 yılını 10 yılın 15 yılını bozdurmuş. 2 şampiyonluk, 1 stat neyse ama Beşiktaş'ın 10 yılını geleceğini bozdurmuş. Daha hiç para mara yok. Şimdi o yüzden de böyle bir sıkıntısı var. Yani bu ne Beşiktaş yönetiminin problemi, sadece özveriyle, büyük bir özveriyle orada çoluğunun çocuğunun parasını vererek o insanlar yönetimdeki, şu andaki yönetimler. Bak evet, reklama gidiyoruz Can, Can abi. Can abi sana teşekkür ediyoruz. Seni çok seviyoruz Can abi. Şöyle şeyden, reklamdan sonra bir Trabzonspor'la ilgili, bir de Galatasaray'la ilgili söyleyeceklerim var. Muhakkak. Sonra ayrılın. Tamam Can abi, tamam, seni alıyoruz. Can abi sen mi aradın, biz mi aradın? Bize mi yazıyor, evet. Sana mı yazıyor?
O ara. Onu ara. Bana yazıyordu bu tamam, bu yer itibariyle. Tamam, ona göre. Can abi uzaklarda sanki. Evet sevgili dinleyenler, tekrardan karşınızdayız. Bir son dakika gelişmesi var. Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu. Hasan abi, Can abi sayıyorum. Kalede Altay var. Savunma dörtlüsü Gökhan, Lemos, Zanka, Caner. Lemos'u kimse beklemiyordu. Herkes Tisserant'ı bekliyordu. Ama Lemos oynuyor. Orta sahada Gustavo, Ozan, Tolga, Ferdi, Tiam, santrafor pozisyonunda ise Ener, Valencia. Çok farklı bir 11. Herkes Frey'i santrafor bekliyordu. Ama Frey yok ve Ozan Tufan oyunda. Can abi, Hasan abi, bu 11 için ne söyleyeceksiniz? Can abi ne diyorsun? Bence akılcı bir 11 yapmış. Çünkü Hatayspor'un ilk maçını eğer Başakşehir karşısında seyrettiyseniz, kendi sahasında bekleyerek oynayan, alanı kapatan, diri bir görüntü veren takım. Evet, futbol adına çok artılar ortaya koymuyor. Futbol adına 3. bölgeye gidişlerde veya 3. bölgeye yerleşimde sıkıntı gösteriyor. Ancak tipik Anadolu'dan gelip İstanbul'da oynayıp kazanmak isteyen takımların yaptığı taktiksel anlayışla oynayan bir takım. Şimdi bu takıma karşı oynayacaksanız bir kere Ozan Tufan gibi birinin orada mutlaka olması lazım. Geçen maçlarda o bölgede eksikliğini bana göre dikine oynayan ve çabuk oynayan ve saha içinde de sert mücadele gücü 6 numara pozisyonunda koyan birisi lazımdı. Onun olması doğru. Bir tek ben evet, Lemos'u hakikaten beklemiyordum. Zanka'ya karşı hocanın bir güveni var. Hocadır. Biz antrenmanları seyretmiyoruz. Diğer stoperlerin net durumlarını da bilmiyoruz. Güvendiğimiz veya iyidir dediğimiz bir stoper değil. Ancak Lemos Zanka ikilisini böyle bir maçta yan yana koymasının riski olabilir. Ama orada o bölgede ön liberolar o riski kapatacaktır diye düşünüyorum. Kapanan bir Hatayspor'un çabuk çıkışlarında Zanka Lemos ikilisinin arası ve arkası Fenerbahçe için tehlikeli olabilir. Başakşehir maçında bunu çok yaptı Hatayspor. Frey'i tercih etmemesini de anlıyorum. Çok kapanan bir oyun düzeninde Tiam gibi vücudu ayaklarıyla çabuklaşarak kaleye hem sağlı hem sollu hamle yapabilen, dönebilen, çabuk dönebilen bir oyuncunun gol bulma imkanı daha çoktur. Bir de çok eleştirildi Can abi. Frey'i oynattı diye çok eleştirildi. Şöyle bir şey söyleyeyim. Frey için bu kadar açıklama yapman hakikaten... Yani saygı duyulası. Saygı duydum sana. Abi açıklama yapmaya gerek yok Frey için. Yani bu kadar konuşmanı, bu kadar vaktimizi almasına gerek yok. Ama oynattı. 3'te 2'sini oynattı ya, maçın. Hayır, oynattı da o bir skandaldı yani. Frey gibi. Şimdi şöyle, Frey'i bak, Allah'tan seyirci yok. Şimdi Rize'de oynattı. Fenerbahçe seyircisi Frey'i unutmuştu. Şimdi Erol Hoca bence bir yanlış yaptı. Rize'de Frey'i unuttu. Frey çok iyi insan olabilir ama çok yeteneksiz. Her top geliyor, baldırına çopuyor. Stop ederken çarpıyor, kırıyor topu. Şimdi böyle bir oyuncunun Fenerbahçe'de oynayamaz. Yani Erol Hoca da kalkıp yani bu oyuncuyu hani dua etsin, seyirci yok. Yani yedek kulübesine sokamazsın bunu. Tepki gelir. Yani şimdi o yüzden de Frey için çok bir şey açıklamaya gerek yok. Bir kere Frey'i bir an önce nereye yollayacaklarsa yollasınlar. Yollamayacaklarsa da genç takımla gitsin, antrenman yapsın. Şimdi Frey'in böyle bir durumu var. Evet değerli dinleyenler, tekrardan karşınızdayız. Fenerbahçe Hatayspor maçında 11'ler belli oldu. Bunları konuşuyoruz. Hasan abi, Can abi, Fenerbahçe'nin 11 üzerine konuşmaya devam edelim. Değişiklikler var. Serdar Aziz yok. Orada oynayan Lemos. Onu Ener Valencia da yine Frey yerine takıma adapte olmuş durumda ve bir de Deniz Türüç yerine oynayan bir Ozan Tufan var. Rize Spor maçındaki kadroya göre farklılık. Can abi orada mısın? Sesim geliyor değil mi? Şimdi geliyor abi. Bir kere Ozan Tufan ve tabii Deniz Türüç isim olarak değişik ama pozisyon olarak Deniz Türüç pozisyonunda Ozan'ı oynatacağını düşünmüyorum. Oynatırsa takıma sıkıntı verir. Rize maçında Rize Spor bozmaya yönelik bozabilen bir takım olarak oynamıştı. Fenerbahçe o maçta galibiyeti aldı ancak zorlandı. Şimdi yine bozmaya yönelik ve rakibi genelde kendi sahasında bekleyerek oynayıp bozan bir takımla oynayacak. Dolayısıyla enteresan bir maç olur Fenerbahçe için. Seyircinin olmaması İstanbul'un büyük takımlarının dezavantajı böyle maçlarda. Maçın hakemi kim bilmiyorum. Eğer sertliğe müsamaha eden bir hakem ise Ümit Öztürk. Ümit Öztürk. Yani ortada düdük çalabilir ama
Maç çok kesilerek oynanırsa o da Fenerbahçe'nin işine gelmeyebilir. Duran toplarla da açılabilecek bir maç olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Fenerbahçe buradan bir 3 puanı çıkarır. Görüntü o. Ama Hatay Spor'la oynarken Başakşehir'in konsantrasyon eksikliği veya nasıl olsa yeni çıktılar bir şey olmaz diye düşünürler ise, ki geçen haftaki maçı herhalde onlara kampta seyrettirmişlerdir, analizleri yapılıp bu haftaki taktiği de o analiz üzerinden geliştirmiştir hoca, oyuncu koyduğu oyunculara bakarsak öyle gözüküyor, o zaman maçı alır. Ama biraz gevşek tutarlarsa ve maçı da eğer 90 dakika oynamak yerine kısmen oynarlarsa, 30 dakika oynayıp bir 15-20 dakika durup sonra bir 10 dakika oynayayım filan derlerse, o zaman sıkıntıya düşerler. Galatasaray ile ilgili de müsaade ederseniz ayrılmadan önce kısa bir şey söyleyeyim. İlk hafta Galatasaray maçına baktığımızda Galatasaray 50-55 dakika pandemiden önceki Galatasaray'dan daha iyi top oynuyordu. Hangi anlamda söylüyorum? Efektif olarak topu hızlandırıp 3. bölge geçişlerini oynayan oyuncuların karakteri itibariyle. Geçen sene bu tip oyuncular yoktu. Bak mesela Babel girdi, oyun durmaya başladı. Bu sene o kanatlarda oynayan oyuncuların karakteri itibariyle öne ve daha çabuk oynuyor ve daha çabuk düşünen bir takım oldu. Dolayısıyla diri de bir takım oldu. Özellikle Scott Perry'nin gelmesi takıma bir takım şeyler katmış. Şu anda Galatasaray elindeki kadro itibariyle ve kadro derinliği itibariyle ligin iyi takımlarından biri görüntüsünde. Ama bu sene ligin başında iddialı konuşmanın hiçbir anlamı yok. Hem lig sıkışık, boyu kısa ve çok maçta oynanacak. Aynı zamanda programın başında Hasan Bekir Beşiktaş için söylediği bütün mali sıkıntılar diğer takımların da başında olacak. Ligin ilerleyen sürecinde mali sıkıntıların takımlar üzerinde olumsuz etkilerini de görebileceğiz. Gerçi Futbol Federasyonu bu tip kararlar alırken biliyorsun bir transfer harcama limiti işi konuşuluyordu. Bir anda hiçbir takımın transfer harcama limitiyle ilgili sorunu kalmadı dedi Nihat Başkan. Dolayısıyla nasıl kalmadığını anlamadık ama mesele kökünden hallolmuş oldu. Şimdi önümüzdeki süreçte de bu paralar falan yok diye kulüpler ağlarken bir yerden bir şey bulunur veya bir şey olur da bu takımlar yola devam ederse bizim söylediklerimiz boşa düşmüş olur. Ama biz böyle sürpriz ve anlaşılmaz açıklamalar değil, şu anda gördüğümüz tablo üzerinden konuşuyoruz ve futbolun makul çerçevede değerlendirmesi üzerinden konuşuyoruz. Yani yabancılarla ilgili alınan karar, düşmenin kaldırılacağına ilgili alınan kararlar, efendim 21 takımın olmayacağı ile veya 22'nin konuşulmaması gereken ifadeler, sonra hepsi döndü dolaştı, bambaşka yere gitti. Bugünkü çerçeveden baktığımızda henüz ligin kalitesi oturmuş değil. Özellikle ben bir Malatya maçı seyrettim. Hakikaten yani insan üstünü başını yırtası geliyor. Futbol Türkiye'de çok geriye gitti. Sevgili Hasan ile programda Malatya, bir... Malatya Göztepe maçını mı diyorsun? Evet. Şimdi Can abi, buraya gelmişken bu Türkiye'deki futbol kalitesine baktığında şimdi Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın rakipleri kimler? Hemen açalım. Galatasaray'ın Hajduk Split. Beşiktaş'ın Rio Ave, sonra Milan. Şimdi Milan derken Milan'ın rakibi kim? Milan'ın, ona bakmadım şimdi. Can abi, Milan'ın rakibi Norveç takımı galiba. Evet, Milan gelir oradan. Yani da. Şimdi Milan gelse de şimdi o Norveç takımını çok ufak görüyorlar da şu an Norveç'teki takımlar tamamı bizim ligdeki tüm takımları yenecek güçte. Hani biz beğenmiyorduk ya. Şimdi tabii Norveç'te turu geçerse Rangers'ı oynuyor. Şimdi şu var, Rangers şöyle bir şey var. Galatasaray iyi takım yani, el ayağı düzgün bir takım yani. Şimdi ama şu var. Ama bir kere Milan falan filan değil yani. Şu anda Türkiye'de Türk takımlarını eleyebileceği takımlar Hırvat takımlarını zor ederler. Sırp takımlarını belki başa baş oynarlar. Makedon takımlarını yenebilirler. Yunan takımlarını yenemedi gördük Beşiktaş. Ki kötü PAOK muydu? PAOK. Evet. Kötü PAOK eleyemedi. Bir köy takımı. Şimdi ancak Azerbaycan, Türkiye'de futbol inanılmaz bir düşüşte, kalite olarak takımların serbest düşüşte. Bunda belki pandeminin etkisi de var Can abi, o da olabilir ama hakikaten şu seyrettiğimiz... Bodo Glimt'le oynuyor. Bodo iyi bir takım yani, ben bakıyorum hani önüne geleni yeniyor, çok formda yani, onu bırak Bodo çıksa bile Bodo'yu eleyemez zaten. Can abi hatırlar mısın şu Belçika takımlarını bazen elerdik falan.
Evet. Mümkün değil elememiz. Geçen sene biliyorsun. Belki şu anda FIFA sıralamasında bir numara yalnız. Ama şu var yani milli takım olarak işte şey olarak öyle milli takım kuvvetli. Alanya'da Rosenborg'da oynuyor. Ya bak, mümkün değil. Rosenborg'da elemesi Alanya'nın çok zor. Ama Alanya çok iyi takım aslında. Bilemem. Ben iki maçını da beğendim. Bak şunu söyleyeyim. Türkiye takımları Türkiye'deki takımlar artık kalite olarak şu anda Avrupa sıralamasında 10-11'iz ama gerçek esasında 15-16 gibi o geçmişte 10-11'dik. Yani şu anda 15-16 seviyesine geldi onu söyleyeyim. Hasan Bey şunu söyleyeyim. Belçika ile 2000 Avrupa Şampiyonası'nda milli takımda ben de görevdeyken Avrupa Şampiyonası'nda ev sahibi Belçika Hollanda'da oldu biliyorsun. Tarihinde ilk kez iki ülkede birden olmuştu evet. Avrupa Şampiyonası bizim katıldığımız. Mustafa Hoca vardı, Mustafa Denizli. Birlikte çalışıyorduk Mustafa Hoca'yla. İlk defa çeyrek final oynayan Avrupa Şampiyonaları da takım da o takım. Biz Belçika'yı 2-0'la geçtik hatırlıyorsan. Kendi evinde. Tabii 2-0'la. Evet. Bir de 2-0'la geçtik ya. Zaten yeneriz havasındaydı herkes. Niye yenmeyelim ki? Reklama gidiyoruz Can abi. Sana da teşekkür ediyoruz Can abi. Çok gördük seni. Size iyi yayınlar diliyorum. Herkese selam, sevgi ve saygı. Buraların yolunu unutma. Yani böyle telefondan bir yere kadar idare edebiliriz. Çarşamba da pandemi münasebetiyle bir telefon yapalım sonra duruma bakarız. Tamam Can abi. Peki. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Evet değerli dinleyenler tekrardan karşınızdayız. Fenerbahçe Hatay Spor maçının öncesinde bu maçın heyecanını yaşıyoruz. 11'ler belli oldu. Bir kez daha paylaşayım mı Hasan abi? Lütfen. Radyosunu yeni açanlar için. Altay olacak her zamanki gibi Fenerbahçe'nin kalesinde. Lemos, Zanka, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu, Luis Gustavo, Ener Valencia ve Mehmet Yam. Hatay'da ise kalede Münir var, Pablo, Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu, Ribeiro, Popov, Aziyaksaki, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Rayan Abit ve Diouf. Mamed Uyuf var. Yedeklere özellikle Fenerbahçe'nin yedeklerinde çok dikkat çeken isimler var. Şöyle boş ver şimdi. Tisserand, Filip Novak, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Sinan, Frey. Ne diyorsun? Şimdi bu yedekler. Şimdi ben sana şunu söyleyeyim. Sen dedin ki Beşiktaşlar diyor ki ağır eleştiriyor Beşiktaş Fenerbahçe. Eleştirmiyorum. Evet, ben eleştirmiyorum. Mesaj gelmişti. Hayır bir dakika ben eleştirmiyorum. Nusret Özdemir demişti. Ben Nusret Bey ben Beşiktaş'ı eleştirmiyorum. Ben şu anda olanı söylüyorum. Fotoğrafı söylüyorum. Şimdi ben sana okuyayım. Harun Tekin, Serdar Aziz, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Sadık, Frey, Deniz Türün, Tisserand, Sinan, Gümüş, Novak. 10 tane oyuncu sahip. Bunun 10 tanesi Beşiktaş'ta olsa kaçı ilk 11'de oynar? Şimdi bak Harun'u ben Ersin'in önüne koyarım. Ya koyarsın derken 3 defa koyarsın. Ersin'den nasıl bir... Yok Ersin de iyi kaleci oluyor. Şimdi ne oluyor tamam. Frey hariç hepsi şu an Beşiktaş'ta ilk 11 başlar. İlk 11 oynar. Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Bak 10 futbolcunun 9'u bilemedin. Sadık 8'i, belki oynamaz. Belki Sadık oynar. 8'i bu 11'de Sadık da oynar. 8'i direkt ilk 11 oynar. Şimdi asıl ben sana soru geleyim. Kadro kalitesinden bahsediyorum. Şimdi Sergen Yalçın bu kadroyla nasıl rakipleriyle baş edecek? Şimdi Beşiktaş Galatasaray'ın kadrosunu say. Bayağı bir kadro. İki tane takviye yapacak. Fenerbahçe'de bu arada iki tane takviye yapacak. Tabii ya, Fenerbahçe'de. Tane çok iyi forvet alacak diyorlar. Ve diyorlar ki yani buna kimse bir şey diyemeyecek. Yani. Hiç kimse. Şimdi siz... Hasan abi bak. Evet. Orta sahaya bakıyorum ben. Ozan Tufan, Tolga Ciğerci hı-hı. ve Luis Gustavo. Evet. Bu oyuncuların hı-hı. üçü de çok kreatif oyuncular değil. Şimdi Deniz Durul da iyi bir Fenerbahçeli. Hı-hı. Fenerbahçe üyesi aynı zamanda. Her yıl kombinesini hı-hı. alır sevgili Deniz. Çok defansif ağırlıklı bir takım demiş. Şimdi, şeye bakıyorum. Sosyal medyaya bakıyorum hı-hı. Hasan abi. Orada hı-hı. da genelde Fenerbahçelilerin yorumu bu kadro birazcık defansif ağırlıklı. Yok değil. Şeklinde. Şimdi şöyle. Neden? Bir kere ben sana söyleyeyim. Değil. Neden değil? Bir kere mesela oraya şu anda mesela Ozan zaten forvet arkası oynuyor. Okey. Evet. 10 numara gibi oynuyor. Şimdi döndüğünde Fenerbahçe'de kanatlarda kim var? Gökhan, Caner. Şimdi yani sağ bek. Sol bek. Evet. Beklerde Gökhan'la Caner var. Şimdi sen orta sahaya Sosa'yı koyduğun zaman hani bir kreatif olarak Sosa'yı koyabilirsin. Başka kimi koyabilirsin? Mert Hakan Yandaş'ı. Ama şu var. Bak şimdi burada o zaman şimdi Gökhan'la Caner pazara gidiyor değil mi? Fiziksel olarak iyi durumda ise ben %100 Sosa'yla başlardım. Hatta forvet arkası oynatırdım. Bilmiyorum. Katılıyorum sana. Ama şu var. Gustavo, Ozan,
Tolga'nın oynama sebebi kanatlardan çıkacak zaten Gökhan'la Caner forvet gibi oynuyor. Hı hı. Katılıyor musun? Bir kere evet, net yani, forvet. Savunma dengesi. Tiam, Valencia, Ferdi. Sen 5 tane zaten çok kreatif hücum oynayan oyuncuyla oynuyorsun. Bak 11'in 5 tanesi, katılıyor musun? Bunların yanına Ozan'ı da koy. Ozan hem koşuyor hem de ortadan koşuları, kenardan koşuları 6 tane. Gustavo ile Tolga Ciğerci'nin de olması lazım bu takımın. Şimdi bir tarafta Gustavo, bir tarafta Tolga'nın, karşı rakibi Gökhan'la Caner çıktığında birilerinin de pazara giderken evde birilerinin kalması lazım. Hı hı. Katılıyor musun? Katılıyorum yani, kesinlikle. İşte öyle aldım ben, pazara gittim, sonra evde kimseyi bulamazsın. Ama işte orta saha dengesini oturtamayabilirsin bu karşılaşmada. Bir de ben bu garanti bir 11. Başakşehir, Hatay Başakşehir maçını da izledim. Hatay iyi kapanan sert bir takım Hasan abi. Bakalım, çok güzel bir maç olacak diye düşünüyorum. Evet, Fenerbahçe kazanacaktır ama kolay bir maç olacağını düşünmüyorum. Bir de zor çünkü, bir, zaten o yüzden böyle bak. Şimdi 50 bin kişinin önünde oynansa bu maç bambaşka bir hikaye bu olur. Bu kadroyla 50 bin kişinin oynansa bambaşka, ama sonuçta böyle bir önce bir maçı tutman lazım. Öyle kalkıp ben gidersem. Şimdi Galatasaray 90 dakika ne yaptı? Diriydi Galatasaray, maçı tuttu Eyüp. Bak daha önemlisi ne biliyor musun? Oyunun kontrolünü 90 dakika kendi elinde tuttu. Oynadı, penaltı erken geldi. Okey, rahatladı. Ama bekledi bekledi. Bak şu var. Sen Başakşehir'le oynuyorsun, gol değmedin. Bir tane attın, bekledi bekledi, yumuşattı, oyunu aldı gitti geldi, oyunu tuttu. En zoru oyunu tutmaktır. Doğru oyun, oyunu tutma. Peki Fenerbahçe Hatay'a geri döneceğiz. Evet. Çünkü maç başlamaya yakın, daha da konsantre olacağız. Kadro doğru üst üste. Bunu söyleyelim, konuşacağız ama şimdi konuşmadığımız birkaç konu var. Yani sana sormak için not aldığım birkaç konu var. Şimdi iki tane maç. Evet. Bir tanesi Beşiktaş-Antalya maçı. Orada ele çarpan bir top var Hasan abi. Ya, Antalya sporlu oyuncunun eliyle kenara giderek, yani esneterek kendini, eliyle topu kaleye gitmesini önlediği bir pozisyon var. Ve bir de Luyendama'nın kafa pozisyonu. Orada da Dembaba'nın eline iki kez çarpıyor. O pozisyon var. İkisinin de ben penaltı olduğunu düşünüyorum. Yani kural penaltı diyor ama birinde verildi, birinde verilmedi. Ve Beşiktaşlıların çok büyük tepkisi var. Beşiktaş %100 haklı. Penaltı değil mi o pozisyon? Ya bunu tartışılacak bir şey yok ki. Yani şimdi şu var, penaltı artık Türkiye Ligi'nde kriteri belli. Eline çarpıyorsa ceza sahası içinde bir şekilde vermez. Elin bitişikse. Elin arkada bağlıysa. Veya şu önündeyse. Veya bitişikse. Önündeyse veya asker gibi hazır oldu duruyorsan verin. Eline çarparsa penaltı değil. Onun dışında tüm, bak onun dışında ceza sahasının en ucunda da eline çarpsa penaltı. Ama Beşiktaş maçında ekstra bir durum daha var Eyüp. Ne var? Ne var? Kaleye top giriyor zaten. Evet. Şimdi ceza yayının köşesinde top out'a çıkacak. Eline çarpmış, kazara oradan sekmiş, gelmiş uzaydan, Mars'tan eline çarpmış. Hop penaltı çalıyor. Pozisyonla alakası yok. Katılıyor musun? Niye diyor eline çarptı? Sen bunu bak şimdi, bu hakem neydi, hakemin adı? Beşiktaş maçının adı. Evet. Şimdi yani standartsızlık var Hasan ya abi. Ya şimdi bak i̇kisine anlıyorum standart. Bir dakika bir dakika, standart söyle. Sorun yok. Gene deriz ki ikisine de verilmeli. Hakemin ama adını söyle. Bir hakemin adını söyleyeceğim şimdi, açılmasını bekliyorum. Standartsızlık en büyük sıkıntı gibi gözüküyor. Ama şimdi standartsızlık derken onun da bir standardı olmalı. Mesela şimdi bazı pozisyonlar var. Cüneyt Çakır gibi içine gelirse iki parmak dışarı, iki parmak dışarı kıvırırsın. Değil mi? Hı-hı. Yorumlarsın. Cüneyt Çakır gibi, öyle mi yapıyor? Ya öyle. İçeride kıvırır, dışarıda kıvırır. Çünkü kıvırma payı var. Ya şimdi kıvırma payı olduğu zaman bir şeyde iki parmak, pantolonun içine de kıvırırsın, dışına da. Şimdi açarsın. Tabii. Şortta da mesela. Şimdi şu bir diz altı olur, bir diz üstü olur. Anladın mı? Hı-hı. Kimse de buna bir şey demez. Biri der ki diz altı giyiyor, biri diz üstü giyiyor. Cüneyt Çakır style. Şimdi ama dünkü pozisyonu. Şimdi şu var. Yeni bir MHK başkanı geldi. Hı-hı. Serdar Tatlı. Hayırlı olsun. Ben olsam Serdar Tatlı. Çok eleştiriliyor. Hayır. Ben bilmem. Ben olsam Serdar Tatlı'nın yerinde çağırırım şu arkadaşı. Sen de daha bir saatte bulacaksın hala. Abi açılmıyor. Yoğunluk var. Yoğunluk tıkladım var. İnternetten şimdi, kaynaklandı. Evet şimdi. Halil Umut Meler. Halil Umut Meler dediğin tecrübesiz bir hakem değil. Değil mi? Evet. Galatasaray maçını da yine söyleyelim. Hakemleri ben çok konsantre değilim. Atilla Karaoğlan yeni hakem. Tamam bak şimdi. Şimdi Galatasaray maçındaki
pozisyon penaltıysa bu 20 bin defa penaltı. Şimdi ben olsam iki hakemi de çağırırım. Halil Umut Meder'i de çağırırım. Karaoğlan'ı da çağırırım değil mi? Evet. Çağırırım ben Serdar Tatlı olsam. Derim tip. Bunlar bir de bedava hakemlik yapmıyor. Eskiden hakemler geliyordu gidiyordu. Biriniz yanlış karar verdiniz. Yok, çağırırım. Hayır, bütün hakemleri çağırırım Riva'ya. Şimdi bunlara maaşlı işçisi bunlar. Evet. Eskiden bu hakemlerin bir kısmı, büyük kısmı askerdi biliyorsun değil mi? Tabii. Ertesi gün gidiyor. Askerdi, albayı vardı, astsubayı vardı, doktoru vardı. Adam hobi olarak yapıyordu. Yarı profesyoneldi. Laf olsun diye esasında işin şeyi daha fazlaydı. Şimdi meslekleri. Amatör kısmı. Şimdi mesleği ben çağırırım. Şimdi burada işimizi yapmadığımız zaman çağırıyorlar bizi. Gel diyorlar buraya değil mi? Mehmet gelsene buraya. İşini yapıyor, yemek yiyor. Ondan sonra şimdi neyse. Çocuk ama aynı zamanda işini de yapıyor. Şimdi şöyle bak, derim anladın mı işini yapma. Ama derler ki Hasan gel buraya eğip ki. Şimdi ben Serdar Tatlı'yı ben tanısam sorarım ya. Derim ki Serdar abi, Serdar Tatlı, Serdar Bey. Şimdi ben federasyon başkanı, sen bu hakemleri bir çağırırım Riva'ya bak, hepsini çağırırım. Hani askerde şöyle bir şey var. Bir bölükte bir kişi hata yapınca bütün bölük çekiyor mu? Çekiyor. Ha, şimdi böyle olması ben, lazım. Ben olsam bütün hakemleri mesela ne zaman abi? Sıra dayağı yemişliğim Salı günü. Şimdi bak şöyle bir şey. Fatih Deli'yle şey. Böyle o eskiden. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sen, hak şu an yokmuş. Yok şu anda yok. Çağırırım bütün hakemleri. Mesela en cafcaflı oldukları gün hangisi böyle rahat izinli? Çağırırım onları. Salı da çağırırım, çarşamba da çağırırım, perşembe. Derim ki ya bana bir anlatsanız şu pozisyonu. Sen niye penaltı verdin? Rize maçının hakemini de çağırırım geçen hafta. Sen bu pozisyonu niye penaltı verdin? Sen niye vermedin? Anlatın. Ha bana anlattı. Ya sen Karaoğlan'ı anlat, bir de Halil Umut Meler sen onu anlat. Birbirinize anlatın bunu. Çağırırım Rize maçının hakemi, sen anlat bunu anlat. Bütün hafta 10 tane maçın Eyüp hakemleri çağırırım. Bir yarım saat, bir saat birbirlerini anlattırırım. Şimdi bunlar ayda. Şimdi asgari ücret abi emekli alıyor 1500 lira. Asgari ücretle 2300 lira alıyor. Bunlar ayda 50 bin lira para kazanıyorlar. Eyüp. Şimdi bak en az kazanan da 50 bin kazanıyor. Ufak bir para değil. Çağırırım bunları. Ha isteyen de yapmasın. Yok gelmek istemiyorum. Bugün benim işim var mı? O zaman yoluna bakacak. Çağırırım derim ki çok zor bir şey değil hakemlik. Bir de var. Gelmek zorunda. Ben bile hakemlik yaparım. Nasıl gelmezler yani? Gelmek zorunda. Bak var. Görmediğim yerde eskiden o anlık çalıyorlardı ya konsant. Offside'ı yer derim ki var abi söylesene bu offside mi? O değil abi. Offside yürür gidersin. Şimdi derim ki buna niye penaltı verdin? Buna niye vermedin? Hakemler bir kendi aralarında bir konuşsunlar bunu. Siz bir anlatın birbirinize sonra da bana anlatın. Ertesi gün çağırır mı? Ben bunu anlamadım derim. Bir daha sorarım. Anlıyor musun? Ya böyle rezillik mi olur ya? Evet. Yalnız şuna da karşıyım Hasan abi. Ne ya abi? Şimdi Beşiktaş taraftarları bu pozisyona o kadar çok takılıp bütün maçı da bunun üzerinden bütün sezon oluyor. Bunun üstünden gider. Geçen sene Fenerbahçe maçı nasıldı? Alanya maçı. Ya 3 metre ileride offside şeyi korneri kullandı. 3 metre geride kullandı. Bu diyor kural hatası. Takım güçsüzse bak. Çünkü zaten bir o pozisyonu var. Onu da kaybedince bir daha geri gelmiyor. Bu psikoloji. Geçen sene Galatasaray diyordu ki Fatih Hoca ya hakemler bizim üstümüze oynuyor. Abi sen zayıfsan. Hakem zaten yani mükemmel değil ki. Sezon bak şöyle bir şey söyleyeyim bir de hakemlerde. Sezon başı senin lehine ne kadar çalıyorsa yani bir sezonda. Şimdi oraya geleceğim Hasan abi. Evet. Bir tane de %100'lük gol pozisyonunu erken davrandı. Bayrak kaldırdı kesti. Antalya'nın. Şimdi yani Beşiktaş'ın bak, buna takılmaması lazım. Bir dakika şu var. Antalya'nın net gol pozisyonu gol atacak. Şimdi burada bunu da çağırırım o hakemi de çağırırım. Ya gerekirse onu o kokartı var ya. Ya offside gördün mü sen? Bekle pozisyon gitsin. Zaten kural öyle demiyor mu Hasan? Kural öyle söylüyor. Antalya'nın sakatlandı o kuralın yüzünden. O kural ya Antalya'nın bir golle mani olundu. Katılıyor musun? Kesinlikle. Ekim Antalya'nın lobisi var mı? Yok. Yok. Ali Şafak Öztürk'ün lobisi var mı? Yok. Ne oldu söyleyin hadi bakalım. Hadi. Yani bunlara takılmayan, hayır, topunu oynayan. Gayet tabii değil canım. Mi? Gayet tabii. Ama bence hakem bak şu hatayı bak iki maç çağırırım hakemi. O kokartı var ya yan hakemin. Çağırırım. Varı da kırarım. Bak kırarım. Eline veririm yollarım pazara. Git derim gelme bir daha. Ya böyle bir rezillik olur mu? Eyüp. Penaltıdan daha büyük rezillik. Bak kural var. Kural diyor ki. Hatırlıyor musun? Geçen sene Denizli Galatasaray maçı. Maç 1-0 önde Denizli Spor. Geç sezon başı maçı. Denizli oyunculuğu geçti. Bir pozu geçti. Bir şey gidiyor. Kırmızı olacak. Ya penaltı olacak ya kırmızı. Hakem maçı durdurdu offside. Ya bırak pozisyon bitsin.
döner bakarsın. Offside mı değil, eline çarptı mı değil. Hani bunlar kafaları kötü çalışıyor, anladın mı? Bu hakemlerin. Orada niye biliyor musun? 1-0 ya 2-0 olursa Galatasaray maçı çeviremez. Bırak yani orada oynansın. Şimdi geçen hafta Rize'deki maç. Penaltı verirsin verirsin. Aa, vermezsin abi. Bırak. Bir de telafi düdüğü işine girdiğin zaman. Tabii. Basketbolda da öyle. En kötü şey telafi düdüğüdür. Bir hata yaptın bir takımın aleyhine. Yeni MHK başkanı var. MHK başkanı çağıracak. Bugün pazartesi maç var. Bu maç bittikten sonra yarın herkesi çağıracak. Saat 9'da 10'da, anladın mı? Bir de erken kalksınlar. Gel, çağıracak herkesi. Bunlar maaşı işçisi. Peki şimdi Hasan abi, biraz da Galatasaray Başakşehir maçı ile ilgili, senin Başakşehir Galatasaray maçı ile ilgili yorumlarını almak istiyorum. Birincisi, bir oynuyordu, bir oynamıyordu. Bazen iyi oynuyordu, bazen oynamıyordu vesaire derken, bir Taylan Antalyalı Galatasaray'da gerçeği var. Yani bu üçüncü maçı oldu Hasan abi. Bu genç çocuğu da dikkatli bir şekilde herkes takip ediyor. Hem o kadar kilit önemli paslar atıp takımına hücumda katkı sağlıyor ki, aynı şekilde bunu savunmada da eksikleri kapatma noktasında yapıyor. Galatasaray iyi bir orta saha kazandı diyebilir miyiz Taylan için? Şimdi Taylan Antalyalı'yı ben kaç senedir seyrediyorum, 2 senedir. Evet. Bakıyorum bir oyuncu giriyor, böyle nasıl giriyor, 60'da 70'de 80'de giriyor. Ya bir vuruyor topa falan, ya diyorum ayağı düzgün mu falan, falan, ama 10 dakika 15 dakika 20 dakika sonra kayboluyor. Hayır, sonra kaybolmuyor, maç bitiyor zaten. Yani bazen de maça başlıyor. Hayır Hasan abi, bazen de maça başlıyor, hiç ortalıkta göremiyordun eskiden. Şu var. Ama bakıyorsun bir kumaş var. Ve mesela ben bakıyordum, seyrediyorum maçta, mesela en çok Taylan'a dikkat ediyorum. Falcao'ya falan dikkat etmiyorum. Luyendama'ya dikkat etmiyorum. En çok Taylan'a. Çünkü niye? Daha önce kafamda kalmış. Ya bu diyorum iyi oynuyordu. Böyle bir kısa süre oluyordu. Ne yapıyor? İyi oyuncu mu kötü oyuncu mu? Bir bakıyorsun, bir şey yapıyorsun. Bilinçaltı bu seni. Zihin şey yapıyor. Süzüyor. Diyor ki bu doğru mu değil mi? İyi oyuncu mu kötü oyuncu mu? Baktığında Taylan Antalyalı çok iyi oyuncu. Bak. Galatasaray net bir tane iyi bir orta saha oyuncusu kazanmıştır, net. Evet. Zaten Fatih Hoca oynatmaz onu. Peki. Fatih Terim'in olduğu yerde 3 sezon böyle bir oyuncu öyle yeteneği yoksa tutmaz. Peki Başakşehir büyük için kazan. Neler söylersin Hasan abi? Şimdi sen Başakşehir'i yakından takip eden, hatta işin tabii biraz mizahi bölümü de var ama yaptığı işlerde de destekleyen bir spor insanısın, spor yorumcusun. Ya ben kimseyi geçen desteklemiyorum. Sezon, kimseyi hayır, şey ya geçen sezon ligin sonunda dedin ya Başakşehir şampiyon olsun, onu anlatıyor. Şu var, baktığında Başakşehir net anlaşılır bir futbol oynuyor. Yani sonuçta oraya geleceğim yok, Hasan abi. Şimdi geçen sezon bir başladı Başakşehir. Önce Avrupa'dan elendi. Yani Şampiyonlar Ligi elemesi oynamıştı. Geçemedi, elendi. Sonra çat iki tane çok kötü maç oynadı. İki mağlubiyetle lige başladı ama sezonu şampiyon tamamladı Başakşehir. Evet. Bu sezonda yine 2-0. Hatay'a 2-0 kaybettiler. Galatasaray'a 2-0 kaybettiler. Ama Hasan abi, ben senden bir rol çalayım. Küçük bir yorum ekleyeyim sana. Lütfen. Sorayım. Ben Hatay, bu Başakşehir'i beğendim. İkinci yarı Crivelli oyunu aldıktan sonra 45-70 arası oyunda çok ciddi üstünlük kurdular. Ama kazanan günün sonunda daha akıllı olan Galatasaray oldu. Evet sevgili dinleyenler, tekrardan karşınızdayız. Fenerbahçe Hatay Spor mücadelesini konuştuk. 11'leri etüt ettik. Yine Başakşehir Galatasaray derbisini konuştuk. Artı Beşiktaş Antalya Spor mücadelesini değerlendirdik. Şu bölümde de Hasan abi sana Trabzonspor'u sormak istiyorum. Sen Başakşehir'i soruyordun. Ben... Ha, evet özür dilerim. Önce bir Başakşehir yorumu, ardından da Trabzon yorumu alalım. Şimdi unuttum reklam sene, girince. Doğru. Geçen sene ilk başlarken Başakşehir ne olur diye bana sordum. Vallahi geçen sene şampiyonluğu kaybetti. Hoca da gitti. Herhalde yani şampiyonluk falan olamaz, onu söyleyeyim. Yanıldık seninle ya. Ben de aynı yorum yaptım. Şimdi bu sene de lig başladı. Daha başlamadan. Bu sene Başakşehir şampiyonluk adaylarından diye söyledik. Fakat geçen sene Başakşehir yarım sıfır, 1-0 çok maç kazandı. Çok kazandı. Geçen sene o yarım sıfırlarda berabere kalır, o 0-0'larda da bu maçları verir. Yani 1-0 oynadığı maçları kaybeder, 0-0 işte 1-0 oynadığı maçları berabere bitir, 0-0 oynadığı maçları da kaybeder, sana söyleyeyim. Çünkü baktığında toparlar kendini bilemem. Şöyle bir meselesi var. Ağustos ayında onlar önemli bir maç oynadı.
UEFA Kupası. Tabii çok önemli maç. Ki iyi de oynadılar. Çok bence güçlüler. Turu geçemediler ama diğer takımlardan daha sıra dışı bir olay yaşadılar. Bak aynı sıkıntıyı Paris Saint Germain yaşıyor sana. Doğru. Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar gittiler. Herkes sezona hazırlanırken onlar form tuttu, sonra aynısı, birden düştüler. Şu anda aynısı Başakşehir'de var. Şu anda Başakşehir toparlar. Net söyleyeyim. Bir kere şöyle bir mesele var Başakşehir'de de. Şimdi Göksel Gümüş'ten biz geçen sene şampiyon olduk. Şuradan bir 50 milyon euro gelecek. Biz bir 40-50 milyon euroluk transfer yapalım. Bu sene de şampiyon olacağız diye bir derdi yok. Şu var. Bonservisli hiçbir oyuncuyu almıyorlar. Parayı çarçur etmiyorlar. Bakıyorlar kim var? Bonservisi bitmiş veya alttan genç ciddi bir scout ekipleri var. Başarılı yönetiliyor. Yani bir Başakşehir'in şampiyonluğu tesadüf değil. 10-12 yıllık bir başarının getirdiği geleneğin bir başarısı. Bu sene de hiç acele etmiyorlar. Bir de bir sıkıntıları da yok. Neden? Taraftar baskısı yok. Bu takım yine düzelir. Yani 3-5 hafta sonra yoluna girer. Böyle bir şey söyleyeyim. Hasan abi, Adana Demirspor Bolu karşısında inanılmaz bastırıyordu. Hemen hemen her dakika pozisyon üretiyorlardı ve en sonunda attılar. Evet. Bu sezon olacak gibi. Yani Ümit Özat da çok iyi bir takım kurdu. Zaten bütçeleri de gene iyi. Ümit Hoca da takımını iyi oynatıyor. Ümit Özat. Yo, katılıyorum sana. Bir de şu var. Ümit Özat çok konsantrasyonu yüksek ve futbolu bilen. Tabii. Adana Demirspor'un problemi şuydu. Hep yanlış hocalara, yanlış menajerlere düştü. Yani hep şey oldu. Orada bir yoksa işi bilen birisiyle gelseydi ta başından beri ilk defa bir doğru bir şeyler yapılıyor ve geçen sene kaçırdı ama bu sene çıkar. Bence. Öyle gözüküyor. Evet, durum onu gösteriyor. Peki Hasan Bey, geldik Trabzonspor'a. Denizli Trabzonspor maçını bizi cumartesi pazar dinleyenler senin o maçı yorumlarını dinlediler aslında ama ben bir kez daha dinlemeyenler için sormak istiyorum. O eski coşku yok. O eski oyuncu kalitesi de yok. Gidenlerin yeri net dolmamış. Beşiktaş'ta mesela saymış olduğum bir artı var. İyi coaching yapılıyor Beşiktaş'ta. Tabii tabii, bir sahibi var Beşiktaş'ta. Bir coaching de yok. Yani sahibi var Beşiktaş'ta, evet. Şu anda. Sergen Yalçın malın sahibi orada. Beşiktaş'ta efsane oyuncu orada. Trabzon'da o da yok Hasan abi. Teknik direktör orada. Ya Beşiktaş'ta bir efsane var şu anda. Yaşayan bir efsane. Ve iyi koç oldu. Yani takımı onu iyi yönetiyor. Ya Sergen Yalçın deyip geçemezsin. Bir durursun. Ne diyorsun? Yani Trabzonspor nasıl toparlayacak? Şimdi geçen sene Trabzon lige başlarken kabaca Sturridge, değil mi? Sturridge, Premier, evet. Premier Lig'den gelen Obi Mikel, Premier Lig oyuncusu, değil mi? Evet. Çin'den geldi mi? Obi Mikel, Novak Sosa. Novak, aşağı yukarı 10 gole yakın gol mü attı Novak? Evet. Yani bir o kadar asisti var. 3 tane sırf Fenerbahçe'ye attı. Bir haftada attı. Döndü geldi attı. Şimdi şu var. Sosa 11 gol, 12 gol, işte 10 asist. Bir de kim? Charlotte. Bir de Pereira da vardı bak. Pereira sakatlandı. Evet, sakatlandı. Bak şu 5 tane oyuncu şu anda yok. Bunlar takımın %82'si. Takımın %18'i duruyor. Gelsen bir arabanın. Yalnız düz de söylemiyorsun abi. %10 falan da demiyorsun. %18, %12,5 falan filan. Hani böyle inandırıyor. Niye böyle küsuratta söylerler? Tebrik ediyorum Hasan abi. Çok seviyorum seni bu yorumlarını. %18 ama değil mi? %17 değil. Evet, 20 de değil. %18 duruyor. Şimdi sen arabanın, giden arabanın böyle hakikaten kuvvetli bir arabanın. Şimdi Ferrari'nin motorunu söküyorsun. Sonra motoru söktün. Direksiyonu da söküyorsun. 4 tane teker. Oraya bir çubuk sokmuşlar. Yani direksiyona. Kim çubuk? Bir tane genç çaylak bir hoca. Kim? İsmi ne hoca? Eddie Newton. Tanımıyorum abi. Kim abi? Eddie Newton. Kim abi? İyi bir insan ama ya baş bak, antrenörlük tecrübesi yok. Bak şimdi şu gördüğüm kadarıyla da coaching şurada olarak zayıf kalıyor. Sarıyer'e inelim. Kağıt toplayan arkadaşlar var. Hepsi birbirinden kıymetli, iyi. İyi insan olmakla ama hiçbir teknik direktör değil. Değil. Hiçbir kulüp başkanı değil. Olamamışlar. Keşke olsalar. İyi insan ayrı bir şey. Şimdi iyi teknik Hasan direktör abi, bak iyi başkan iyi, ayrı bir şey. Şimdi bir yanlış 5 tane doğruyu götürüyor ya Trabzon'da. Şimdi bak, Trabzon'da. Bir Eddie Newton kararı, değil mi? Hı-hı. Ahmet Ağol'un yapmış olduğu. Ünal Karaman. Şimdi hatırlıyor musun Ünal Karaman'la alakalı konuşurken düşük profilli bir hoca ama Trabzon'u çok iyi bilen, defalarca milli olmuş, Türk futbolunu çok iyi bilen, düşük profili derken yani takım kimyası yaratabilen. Tabii sessiz, kibar, nezaketli bir nezaketi var. Şimdi bir sene önce müthiş başarılıydı. Geçen sene başarılıydı. Fakat Trabzon'un futbolu çok iyi bilen bir başkanı var.
Ahmet Ağoğlu. Ama çok arka planda kalmayı sevmeyen, her şeyi bilen. Yani biliyordu ama. Ona da bir itirazım yok. Kendine göre bir hoca buldu. Ya dedi ki Hüseyin'le zaten ben götürürüm bu işi. Sen Hüseyin yap bunu falan filan. Şimdi abi Hüseyin Cimşir'in hani bu şampiyonluk gittikten sonra bir video çıktı. Bu Karadeniz basınında takip ediyorum ben. Şimdi bir yorum yapıyor. 11 toplanmış. 11'i çıkaracak soyunma odasında. Şimdi topu alacaksınız ileri gideceksiniz. Birisi orada çeviriyor ip. Elektrik düşüyor. Şimdi sesi de müsait değil. O vücut kimyası da enerjisi de o takımı idare etmeye müsait değil. Hatırlıyor musun? Şimdi Ünal Karaman gittikten sonra demiştin ki bak kazanıyor bütün maçları Trabzon. Ben de sana demiştim ki bir gemi ne kadar büyükse motoru kapadıktan sonra gitmesi o kadar uzun sürer. Çek konta. O gidiyor zaten. En son, sonra gider. Tabii ama büyük hacmine göre. Gaza basman gerekiyor. Ufaksa hemen durur. Mesela nedir atıyorum. Hı hı. İşte Ankara Gücü. Hoca iyi değilse hemen durur. Ama Trabzon iyi bir takım yaratılmış, iyi bir sinerji yaratılmış. Bak bu da güzel bir benzetme. Ondan sonra bir kapadım motoru gider abi. Gemi büyük çünkü şilep. Trabzon bir şilep. Kayık değil. Şimdi baktığında burada büyük bir yanılgı oldu. Sonra sezon bitti anlayabilirim. Bolu da gol attasın abi. Biraz penaltı uyduruk gibi geldi ama Bolu karşılık verdi ve 1-1 oldu Hasan abi skor. Kaçırdım penaltıyı. Şimdi geçen sene böyle bir mesele var başında. Fakat Ahmet Ağlun'un ya bu sene ben Edin Newton'la bu takımı yönetirim demesi de bir garabet. Bak şimdi çaylak hoca. Şimdi ha sen Edin Newton'u getiriyorsan şunu söyleyeceksin. 5 tane de azı dişi gitmiş. Çok önemli oyuncu. Takımın %82'si gitmiş. Sen şunu, ben şunu anlarım. Ya biz şampiyon mampiyon falan olmayacağız. Ha, sakın bize öyle bir şey demeyin. Biz bir kendimizi toparlayacağız. 3-5 tane de oyuncu alacağız. Biz 2 sene, 3 sene böyle gideriz derse bir problem yok. Ama biz ilk 3'e giremez. Diyemez ki bunu, kabul etmez ki. Geçen sezonki ya, takım şampiyonluğu elinden kaçırdı. Bunu camia kabul etmez. Trabzon şehri kabul etmez. Trabzonlular kabul etmez. Şimdi bir mesele var orada. İnşallah en kısa sürede çözerler. Ya inşallah Trabzon'da geri döner. Evet, Trabzon'la ilgili de yorumlarını aldık. Fenerbahçe Hatay Spor mücadelesi başlamak üzere. Bir de tahmin alayım Hasan abi senden. Ne diyorsun? Fenerbahçe kazanır mı yoksa sürpriz bir sonuç çıkar mı? Şimdi bu hafta 2 tane 6 puan. Geçen hafta 3 tane birinci takım vardı 3 puanı. 10 tane 3 puanı olan takım vardı birinci. 10 tane de 0 puanı olan, hiç beraberlik yoktu. 0 puanı olan sonuncu takım vardı 10 tane. Bu hafta 2 tane 6 puanı olan takım. Biri Galatasaray, diğeri Alanyaspor. Şimdi burada Fenerbahçe bugün kendi sahasında Hatay'la oynuyor veya atıyorum Hatay değil de Galatasaray'la oynuyor veya Beşiktaş'la oynuyor, Trabzon'la oynuyor. Manchester United'la oynuyor. Fenerbahçe'nin son iki kötü sezondan sonra çok da ciddi transferler yapıldı. Fenerbahçe'nin yani bu maçı şöyle söyleyeyim sana, iki şey var. Fenerbahçe bu maçı kazanacak. Kazanmalı ve coşkulu kazanmalı. Kazanmalı. Yani şimdi kalkıp öbür tarafta bu maç 1-1 bitti, 2-1 yenildi, 1-0 yenildi. Zaten öyle bir skor Fenerbahçe için yok. Ve bu maçın hemen sonrasında ya futbolcular da hoca da bunun farkında olduğunu ben düşünüyorum. Yani haftaya da yok efendim Hatayspor Başakşehir yenmiş. Nerede? Antep'te yenmiş. Yok Hatayspor iyiymiş takım. Hocası çok iyiymiş, gençmiş. Öyle bir şey yok. Şimdi bu takıma bakıyorsun. Altay, Caner, Gökhan çok tecrübeli, Zanka tecrübeli, Lemos tecrübeli, Gustavo konuşmaya gerek yok. Tolga tecrübeli, Ozan tecrübeli, Ferdi tamam. Tiyan var, Valencia var. Yedeklerinde de Frey gibi bir dilo. Onu sen konuşmasak daha iyi. Peki. Yani Sinan Gümüş var. Sinan Gümüş net. Sosa var. X faktör. Hayır efendim Sosa var yedekte. Mert Hakan Yandaş var. Yani sonuçta işte konuştuk. Sen o yedekteki 10 futbolcunun 8'ini Beşiktaş ilk 11'de oynatır. Hiç konuşmaz bile. Frey ile Sadık dışındaki oyuncuları. Hı-hı. Şimdi baktığında böyle bir durum söz konusu. Yani şimdi maçın bakıyorsun geçen hafta Rize'deki hani futbol olarak baktığında, bir Marslı olarak baktığında geçen haftaki Rize'deki futbol hareketli bir futbol vardı ama bir kaos vardı. Yani bir şey belli değildi. 11 yanlıştı. Şimdi Frey gibi yeteneksiz bir oyuncuyu alıp zaten orada forvet oynatması Erol Bulut'un bence en büyük eksiğiydi. Yani baktığında onu konuşmaya bile gerek yok. Bir kişi eksik oynadı. Yani topu kıran bir oyuncuyla ki 2 senedir zaten geldiğinden beri geçen sene yoktu ama zaten belli bir şey. Burada bir hataydı. Şimdi zaten bir kişi eksik oynamayacak. Yani şu var.
Fenerbahçe'nin bu maçı kazanması gerekiyor. Bir de bir oyun tutturması gerekiyor. Göreceğiz. Mesela Galatasaray neyi beğendik Galatasaray'da? Pas trafiğini, pas organizasyonunu. Çok diri. Evet. Diri. Diri bir takım. Ve ne oynadığını biliyor. Ne yapıyor? Oyun karakteri oluşmuş Bakayev. Evet. Yani maçın, ligin ikinci haftası, oyun karakteri belli. Oyunu, topu tutuyor. Golü atıyor, oyunu tutuyor. Öyle ben gideyim pazara, geleyim pazardan falan değil. Fenerbahçe'nin de tecrübeli bir kadrosu var. Fenerbahçe için de bugün kazanmaktan başka bir şey yok. Ağzına sağlık Hasan abi. Rica ederim. Çarşamba görüşürüz. Yeşil koltuk sona erdi sevgili dinleyenler. Görüşmek üzere.